Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Mersin'de sağlık alanında yapılan yatırımlar ve gelinen noktayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Mersin Şehir Hastanesi açılmadan önce Mersin'de Mersin Devlet Hastanesi. Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi. Mersin'in insanının son derece sıcakkanlı olduğunu ve Mersin'e uyum sürecini kolaylaştırdığını söyleyen Bahçacı, Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinin de Mersin'de hizmete girmiş olmasının kent açısından büyük kazanım olduğunu söyledi. Eskiden Mersin'de yapılamayan hastalarımızın il dışına tedavi için gittiği hususlarda şu anda Mersin Şehir Hastanesi, Mersin halkının ihtiyaçlarını karşıladığı gibi Mersin'e dışarıdan gerek iç turizm olarak, yani Türkiye'nin diğer illerinden geldiği gibi yurt dışından da hastaları kabul etmeye başlamıştır. Yani burada Mersin Şehir Hastanesi sağlık turizmine de başlamış, hasta kabulüne devam etmektedir. Sağlık turizminde Mersin'i hak ettiği yere getirmeyi hedefliyoruz inşallah. Bunu yurt dışındaki bazı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimiz, onlara yapacağımız çalışmalarda nasıl hizmet sunacağımızla ilgili görüşmelerimiz şu anda devam ediyor. Çok kısa bir zamanda yine sizlerin karşısına inşallah sağlık turizminde hastalarımızı kabul ettik, tedavilerini başlattık diye böyle bir toplantıyı düzenlemek istiyorum. Bahçacı, şehir hastanesiyle hizmet kalitesi ve personel sayısında da artış yaşandığını kaydetti. Çalışan hekim sayımız eskiden 330 iken 445'e, uzman hekim sayımız 445'e çıktı. Yine yardımcı sağlık personeli, hemşire desteğiyle sayı 1800'lerden 2500'e çıktı çalışan. Fiziki alanlarda genişlemelerimiz oldu. Örneğin 30 tane olan, toplam 26 tane olan ameliyathanelerimiz 52'ye çıktı. Ve yeni ilavelerle, yeni bölümlerle Mersin'e ayrı bir vizyon, ayrı bir değer kattı Mersin Şehir Hastanesi. Sinan Bahçacı, boşaltılan devlet hastanesinin yerine de ne yapılacağına ilişkin bilgi verdi. Orada içerisinde irili ufaklı birçok binayı barındıran 22 bin metrekare bir alan mevcut. Bu alanda sağlık yatırımlarında sağlık alanına tahsis edilmiş bir alan. Bakanlığımızın 5 Aralık 2017 tarihinde valiliğimize ve bize yazdığı yazıyla Mersin Devlet Hastanesi'nin alanının sağlık dışında hiçbir şekilde kullanılmayacağı, sağlık yatırımları için kullanılacağı ilgili yazısı bize gönderildi. Biz de bunu valiliğimizle paylaştık. Mersin Devlet Hastanesi'nin binası ve etrafındaki müştemilatı tamamen yıkılacak. Oraya sağlık kompleksi yapılacak arkadaşlar. Bu sağlık kompleksinin içerisinde neler olacak? Aile sağlığı merkezleri olacak. Diş üniti, merkezde herhangi bir diş üniti söz konusu değil. Ağız diş sağlığı hizmeti veren diş ünitleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, toplum ruh sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi dediğimiz bakanlığımızın yeni yapılanmalarından bir yapılanma ve sağlık müdürlüğü hizmet binası olacak. Yani bu da orta vadede planımızın içerisinde. Yani bizim hizmet binamız, yapılmakta olan hizmet binamız tamamlanınca oraya ekiplerimizi taşıyacağız ekipmanlarıyla birlikte ve Mersin Devlet Hastanesi'nin olduğu yere de bir sağlık kompleksi planımız var. Bununla ilgili bakanlığımız bunun projelendirilmesini ve ihale kısmını müdürlüğümüze devretti. Biz de bu çalışmalarımızı başlattık.